Şerif Beyciğim, niye bu kadar kötüsünüz? Ne oldu size? Çok pardon. Ah, bir tanem adam. Öldüm ben. Gittim ben. Altın yumurtlayan tavuğumu kestim ben. Hangi tavuğu kestiniz? Sizden nadide olmasın ama en nadide tavuğumu kaybettim. Sarılı bana. Tamam, geçti geçti. Bana bir tek siz teselli olursunuz. Abi. Abi. Yapma abi. Bana iyilik olmaz bu. Bu okuldan zaten göndermem bitirir beni. Sen bir de kalkmasın dünyanın öbür ucuna gönderiyorsun ya. Koray. Konuştuk bunları. Ben de böyle olsun istemezdim ama bana başka bir seçenek bırakma. Bu en yanlış seçenek abi. En yanlış. Arkadaşlarımla vedalaşsan iyi olur. Koray, ne oldu? Çok bir şey. Sen iyi misin? Rahat bırak! Müdürüm! Geldim! Buradayım. Ay, sizi hemen tuz dairenin ünitesine alıyorum. Kolesterol, damar, kalp, prostat hepsi geçiyor. Seni çağıran oldu mu gereksiz? Lütfen itiraz istemiyorum. Bu ayran hemen bitecek. Sana ne oluyor Nadir'e? Tek içiyorsun! Müdürüme kendi ellerimle içireceğim. Gerçekten dursana. Bu okulun acil müdahale ekibi benimle içireceğim. Bak ben şimdi sana acil bir iniş yaparım, görürsün. Yok müdürüm, yok sana! Çıkın bakalım ondan. Hepiniz çıkın. Aşk olsun Şerif Bey. Beni de mi kovuyorsunuz? Oysa ben buraya size destek olmaya gelmiştim. Ben sadece onlara dedim, size demedim. Siz kalın bir tanem hanım. Neden kalın biliyor musunuz? Çünkü beni bir tek siz anlıyorsunuz. Derdime bir tek siz derman olabilirsiniz. Ay Şerif Beyciğim, artık anlatın da derdiniz neyse ben de derman olayım. Ne oldu size? En güvendiğim, en inandığım, istikbalim olan bir öğrencimi kaybediyorum. Cerrah Bey, Koray'ı okulumuzdan alıyor. Amerika'ya götürüyor. Amerika'ya mı? Vay! Kattam! Hocam. Efendim Koray. Sizin bu okulda yaptığınız entrikaları Hürrem Sultan Sarayı'nda yapmamıştı biliyor musunuz? Bak bu senin yaptıkların sonrası abinin verdiği bir karar. Benimle bir alakası yok yani. Ama anlıyorum öfkeni, kusmak istiyorsun kus. Ama yine de bilmeni isterim. Sen benim bir öğrencimsin. Bu okuldan gidiyor olma beni gerçekten üzüyor her şeye rağmen. Hayatta inanmam. O güzel gözleriniz hiç güzel şeyler söylemiyor mu? Öyle mi? Ne diyormuş benim gözlerim? Ben kazandım diyor. Seni yenmeyi başardım diyor. Hırs yaptım, seni alt ettim. Sen de kaybettin diyor. Öyle mi? Karşısındakini kendi gibi bilir. Koray, bunu hiçbir zaman unutma olur mu? Sen benim gözlerimde kendi yansımanı görüyor olmayasın sakın. Benim seninle alakalı hiçbir konuda kazanmak ya da kaybetmek gibi bir derdim olamaz. Çünkü öğretmenler öğrencileriyle savaşmazlar Koray. Öğrencileri için savaşırlar, anlatabiliyor muyum? Hocam. Ancak bu boş laflarla abimi etkileyebilirsiniz. Hatta Amerika'ya beni sürgüne göndermeye ikna ettiğinize göre... onu etkilemek için fazlasını da yapmış olmalısınız dün gece. Bak. Bu yaşıma kadar... o kadar çok öğrenci tanıdım ki... İnanamazsın.
kimisiyle tartıştım, kavga ettim. Kötü anılarım oldu. Ama hiçbiri senin kadar haddini aşmadı. Hiçbiri senin kadar terbiyesizleşmedi. Yazık. Çok yazık. Ben de sizi özleyeceğim hocam. Ben de sizi her dakika sevgiyle hatırlayacağım. Ha. Bu arada abim size emanet. Eğer onunla da başa çıkamazsanız mutlaka Amerika'ya yanıma gönderin, tamam mı? Gerçi belli de olmaz. Belki Amerika'ya gitmem. İçin. Halbuki onunla paylaşacak ne güzel günlerimiz vardı. Ne bağışlarımız vardı. Sarılın bana bir tanem hanım. Yalnız, bana sarılın. Yalnız Şerif Bey. Ha. Cerrah Bey çok haklı. Nasıl? İngilizce çok önemli sonuçta. Ben ta Amerikalara gidip boşuna İngilizce öğrenmedim. Bu başarılı kariyerimi dilime borçluyum. Senin o yabancı yabancı konuşan dillerini sevdim. Şerifim! Keşke dolar fırladı diye İngilizce öğretmenini yollamasaydınız. Müstak, sen bizi mi dinliyorsun? Sana buradan şimdi bir fırlarım görürsün. Ya yeter ama. Bu cerrah da çok oldu ha müdürüm. Niye kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Hayır, sanki Oxford vardı da biz gitmedik. Aha. Aklım geldi. Müdürüm. Madem biz Oxford'a gidemiyoruz, o zaman Oxford bize gelsin. Nasıl gelecekmiş? Ya, Oxford'da küçücük küçücük bebeler İngilizce konuşuyor. Siz de bir emir şakarsınız. Bundan sonra bizim okulda da her zaman, her dakika İngilizce konuşmak zorunda olurlar. Güzel. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Nedir acaba? Nedir o? Bu okulda artık herkes İngilizce konuşacak. Böylece Amerikalara kadar gitmeye gerek kalmayacak. Merhabalar çocuklar, kıymetli hocalarım. Sizleri derslerinizden kısa bir süreliğine alıkoydum ve bahçeye çağırdım. Çünkü önemli gelişmeler var. Yeni bir uygulama ile ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum. Ses deneme. 1, 2, 3, 4. Gene ne yumurtlayacak acaba? Bahsi girelim, bu sefer bizden para almanın yöntemini bulmuştur. Vallahi bizden metelik çıkmaz. Net. Hayırdır inşallah. Ladies and gentlemen, today in the school, yani okulumuzda an itibariyle İngilizce konuşmak zorunlu hale gelmiştir. Derslerde, koridorda, kantinde, her yerde İngilizce konuşulacak. Everybody kapış? Hayda. Nasıl konuşacağız? Bizim İngilizcemiz yok ki. Ne yani şimdi? Bunlar İngilizce mi konuşacak hocam? Şeytan diyor, şuna bir tane göm, Türkçeyi de unutsun. Hocam. Hocam biz Türkçeyi zor konuşuyoruz. İngilizce nasıl konuşalım? What can I do sometimes, Loçko? Allah Allah. Herkes konuşacak. Bu bir emirdir. Stop. Stop. Everybody İngilizce konuşacak. Neden? Why? Bir lisan bir insan. İki lisan iki insan. Değil mi bir tane hanım? Yes, Mr. Şerif. Abi iyi de
Koray'ın da İngilizcesi var ama bir insan bile etmiyor. Şerif Hoca bunu da açıklasın. Hadi açıklasın. Evet. Duydunuz. Kendileri İngilizceyi sular seller gibi konuşuyor. Sizler de konuşacaksınız. Hiç şüphem yok. Ne zaman bir derdiniz olursa, sorununuz olursa bir tanem hocamdan destek isteyiniz. Kendisi ta Amerikalara kadar gidip İngilizce eğitim aldı. Açık net altını çizerek söylüyorum. Bu okulun en donanımlı öğretmenidir kendisi. Şimdi saygılar, sevgiler, hayırlı uğurlu olsun, sınıflarınıza dağılabilirsiniz. Goodbye. Bye bye hocam. Go go. Go. Müdür Bey pardon. Çok merak ediyorum. Bu uygulama nereden çıktı pardon? Efendim burası bir Anadolu lisesi. Herkes İngilizce konuşsun ki İngilizcesi gelişsin çocukların. Yoksa buna da mı karşısınız Ayad Hanım? Yok hayır karşı değilim de aniden bu uygulama nereden çıktı onu merak ediyorum. Öyle icap ediyor efendim. Hatta mümkünse edebiyat dersini bile İngilizce yap. Ay müdür bey saçmalamayın. Allah aşkına Türk dili ve edebiyat dersi İngilizce olur mu? Olur efendim olur. Bal gibi olur. İsmini değiştiririz dersin. Değiştirdim bile. İngiliz dili edebiyatı yaptım dersin adını. Ne? Goodbye. Ay müdür bey saçmalamayın. Sevda, günaydın. Sana da günaydın Burak. Nasılsın? İyi değilim Burak. Bu kız bu okulda olduğu müddetçe de iyi olmayacağım ben. Sevda bak, çok saçma sapan bir yanlış anlama yüzünden kendine de bana da işkence ediyorsun. Yapma böyle. Vallahi sen hiç de işkence görüyormuşsun gibi değil Burak. Yüzünde güller açıyor maşallah. Bak. Transfer için yeni bir fırsat buldum. Belki bu sefer başarabilirim. Aman ne iyi. Bak Gözdecin uğurlu geldi sana. Artık akşam eve gidince kutlarsınız bununla. Ben ne diyeyim ki sana? Nasıldı dün akşam ev arkadaşınla? Keyifli miydi? Sevda, bak biz hayat hocalarda kalmak zorundayız. Ben de bu durumdan hoşnut değilim. Dün gece kapıdaki haliniz öyle demiyordu ama. Sevda, bak ben en çok da senin üzülmene üzülüyorum. Lütfen, üzülme artık. Burak, lütfen üzme artık. Evet Zeynep, dinliyoruz buyur. Burak abi ne dinleyeceğiz ya? Bence en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Okulun girişine tabelaya satıcılar giremez yazalım. Net. Bence de.
Baksanıza yoksa her arkadaşın satan elini kolunu sallaya sallaya giriyor içeri. Tabii canım. Bir de böyle süt dökmüş kedi rolleri kesiyorlar. Ha bir de acıklı acıklı. Bu numaralarla kendilerini affettirmeye çalışıyorlar ama çok komik. Yalnız sessiz atın tekmesi pek olur derler ya. Bununki harbiden çok sert. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçekten. Gerçekten gelmeyi çok istedim ama yapamadım. Niçin özür diliyorsun abi? Bizi sattığın için mi? Yarışmaya senin yüzünden katılamadığımız için mi? Yoksa Burak'a söz verdiğimiz o ödülü alamadığımız için mi? Hangisi? Ya senin yüzünden rezil olduk be. Ya var ya sırf okul değil on be olarak da rezil olduk senin yüzünden. Yargısız infaz yapıyorsunuz şu anda. Ya biz Zeynep'i dinleyin. Arkadaşlar çok haklısınız. Gerçekten çok haklısınız. Ama aferin. Bravo Zeynep. Bravo. Bari bir kere dürüst ol be bir kere. Ya Zeynep. Biz bu zamana kadar birimiz hepimiz, hepimiz de birimiz için demedik mi? Biz Burak için o ödülü söke söke alacağız demedik mi? Sen bize nasıl ihanet edersin ya? Belki de hata bizdeydi. Yanlış insana güvendik. Aynen, yanlış hata oynadık biz. Bu mu senin arkadaşlığın ha? Bu mu senin dostun? Hayır! Arkadaşlar! Arkadaşlar yeter ya! Ya bir dinleyin, bir aşkıması vardır Zeynep'in. Bir dinleyin ya! Konuşacak bir şey yok ya, bir susuyor. Bizim Burak için mücadelemizden daha önemli ne olabilir Onur? Bunun hangi şahsi meselesi sana mantıklı bir açıklama olarak gelecek? Her şey ortada abi. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Bir daha da o dağlara güvenilmez zaten. Aynen. Yıkıldı gitti. Un ufak oldu. Geçmiş olsun. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ya kız ne kadar üzüldü görmüyor musunuz ya? Ya yeter. O da sizin arkadaşınız. Arkadaşımızdı. Artık değil. Net. Aynen öyle. Hayat bazen gerçek arkadaşları tanımak için insanı test eder, sınar. Ve sen bu testi geçemedin Zeynep. Aynen abi, geçemedin. Kaldın. Ne diyorsun bize be? Sen gözünü sulak! Yeter! Tamam, çok haklısınız. Hepinizden özür dilerim. Affetmeyin beni, tamam. Ama ne olur böyle şeyler söylemeyin, lütfen. İçim zaten yanıyor. Beni siz ya koyun, ne olur. Yaptığınızı beğendiniz mi? Ya ayıp ettiniz. Ben Zeynep'in bile isteye gelmediğine inanmıyorum. Ha bence de. Ya bu kızın bir açıklaması vardır. İzin vermiyorsunuz ya. Belki de sınanan şey sizin arkadaşlığınızdır. Bizi satan kıza bir de madalya mı vereceğiz? Bundan sonra ona arkadaşlık falan göstermeyiz. Gözde. Onur. Abi siz neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Ama gelip bizi Zeynep'i savunmayın abi. Biz çocuk değiliz. Herkes istediğine inanıyor zaten. Zeynep, oradasın biliyorum. Hadi çık konuşalım. Hani ben senin en yakın arkadaşındım? Peki tamam gidiyorum ben. Ama benim de bir derdim olduğunda seninle konuşmak yerine buraya gelip ağlamayı tercih edeceğim. Kuzum neyin var senin? Çok haklılar bana kızmakta Gözde. Çok haklılar. Benim yüzümden kaybettiler yarışmayı. Çok üzülüyorum. Ya mazeretini anlatırsan anlarlar seni. Sessiz kaldığın için üstüne geliyorlar. Burası benim mutlu olduğum tek yerdi. Nefes alabildiğim tek yerdi okulum. Ama şimdi arkadaşlarımı kaybettikten sonra bir anlamı kalmadı. Madem onları bu kadar çok seviyorsun. Ya niye kaybetmeye göze alıyorsun ki? Ya anlat her şeyi. Yapamam. Anlatamam. Bana da mı? Kimseye. Bak Zeynep'ciğim, güzel arkadaşım. Derdini anlatmayan derman bulamazmış. Yoksa biri yarışmaya gelmeni mi engelledi? Tabii ya. Yoksa iki elin kanda olsa gelirdin sen. Kim yaptı bunu? Koray. Tabii ya, Koray yaptı. Üstüne bir de tehdit etti kimseye söyleme diye. O yüzden böyle sessiz kalıyorsun. Ama Koray bunun bedelini çok ağır ödeyecek.
Zaten abisi de okuldan alıyor. Ne? Evet. Koray Amerika'ya gidiyor. Gerçekten mi? İnanması zor ama Gedik Paşa'nın kurtuluşu bu. Hadi ağlama artık, yüzünü yıka. Ben sana kıyamam. Oğlum ne oluyor? Niye suratlarınız asık sizin? Boş ver Burak ya. Oğlum ne oldu ya? Sen burnundan solduğuna göre kesin bir şeyler vardır sizde. Abi bir şey vardı da hallettik biz. Boş ver. Ne olacak oğlum? Zeynep'in hesabı göründü. Kızı yerin dibine soktular yarışmaya gelmedi diye. Abi biz de hak edene hak ettiği gibi muamele. Net. Kendi düşer ağlamaz abi. Ya Onur, sen de şu Zeynep'i korumaktan vazgeç abi. Abicim tamam, anlaşıldı sizin neden böyle oldunuz. O zaman Zeynep'e yüklenmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü ben size çok güzel 10 numara bir haber veriyorum. Aa, ne oldu? Ne oldu oğlum? Dolar mı düştü? Ne oldu? Şerif'in tayini falan mı çıktı? Yoksa internetler bedava mı oldu? Aa, oğlum yoksa matematik dersi mi kaldırıldı? Yoksa Asya hayatımın aşkı abidim mi dedi? Ya Emre, şu arkadaşlara bir sus emojisi yapar mısın? Arkadaşlar lütfen. Sustuk, tamam. Tamam abi. Haberi veriyorum, hazır mısınız? Abi bir kulüp beni izlemek istiyormuş. Ciddi misin? Congratulations! Adam! Great job my friend. Why not coconut? Of course my horse. Yeah. Amazing news. Are you okay, sweetheart? Ne alakası var ya? Ne lan bu? Niye herkes İngilizce var? Hayırdır? Sorma abi. Bir de İngilizce çıktı başımıza. Abi hiç sorma. Biz de nedenini henüz bilmiyoruz. Şerif Hoca okulda İngilizce konuşmayı zorunlu hale getirdi. Öğrenince sana da anlatırız ama. Allah Allah, niyeymiş ya, niye öyle? Umbe! Oğlum. Girls, boys, soldiers. Toplan istihbarat var. Hadi. Bana bakın. Sarıçıyan Amerika'ya gitmesin diye müdür okulu Amerika'ya çevirmeye karar verdi. Haberiniz olsun ama benden duymadınız ha bunu. Bir de Koray niye Amerika'ya gidiyormuş ki? Ne alaka? Ya, ya dur bakayım, sen şunu bir anlat bakalım tamam. Ya işte bunun o beyaz sakal abisi geldi, tamam mı? Evet. Bizim bu sarıbaşı Amerika'ya yollayacakmış İngilizce öğrensin diye. Müdür de bir sürü oyun çevirdi. Aman gönderme, lütfen gönderme dedi. Okulu Amerika'ya çevirecek. Aslında bir günde 2 tane bomba haber. Hem transfer hem Amerika. Yalnız Şerif abisi vazgeçirmeye çalışıyor olabilir. Çünkü şimdiden bak İngilizce atraksiyonlara girmiş. Ya yok ya, ben abisini tanıyorum. Sözün eri adamdır yani, dönmez sözüm. Aynen. Madem şu sarıbaş okuldan gidiyor, onu hakkıyla uğurlamak lazım bence. Ne dersiniz? Evet. Ya. O zamanında pek bir havalı gelmişti. Aynı havadan sepet diyelim gitsin. Aynen. Güzel bir parti düzenleyelim. Güzel fikir. Net. Arkadaşlar ama şu okuldaki İngilizce meselesini de unutmayalım. Ona da bir ayar yapalım biz. Aynen. Onu atlamayalım. Bakın bu haberi benden duymadınız, tamam mı? Ya tamam. Tamam. Nadir. Nadir. Biz de. Merak etme. Hadi. Zeynep'ciğim. Sen git, ben geliyorum, olur mu? Sevda, selam. Ben dün gece hakkında birkaç bir şey konuşmak istiyordum seninle. Bak dün gece yanlış anladım. Burak'la benim aramda hiçbir şey yok. Biliyorum. Burak söyledi. Bak, eğer beni dinlersen tüm samimiyetimle sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Neyim? Anlat. Sen ablamın okuldan atılmasından sebep oluyordun. Sana çok sinirliydin. O sinirle Burak'ın ilgisini çekip seni sinir etmek istedim, doğru. Sana yakışanı yapmışsın işte. Ama başaramadın Gözde. Ne oldu? Şimdi karşıma geçmiş günah çıkarmaya mı çalışıyorsun? Hayır, şunu demeye çalışıyorum. O zaman sana gıcık oluyordum, evet. Ama dün gece seni öyle görünce gerçekten çok üzüldüm. Ben de sevdim, ben de aşık oldum. Kendimi senin yerine koyunca... Koyma Gözde. Kendini benim yerime koyma. Eğer bir gün Burak'la ben ayrılırsak, Burak benim yerime kimseyi koymaz. Çünkü benim yerimi kimse dolduramaz. Sevda anlamıyor. Sen anlamıyorsun. Burak'la beni kimse ayıramaz. Boşa hayaller kurup durma. 10 tane Gözde gelir geçer ama Burak benden vazgeçmez. Ancak ben istemezsem vazgeçer. Ha şunu da unutma. Benim olan benimdir. Ancak ben vazgeçtiğimde senindir.
Benim de buna hiç niyetim yok. Sana zeytin dalı uzatıyorum, sen o dalı kırıp ego yapıyorsun resmen. Ya uzatma bana zeytin dalı falan. Sen kimsin ki bana zeytin dalı uzatıyorsun? Çekil git başımdan, benim tepemin tasını attırma. Sen iyi niyetten ne anlarsın ki? Sevda. Ne var? Sen az önce söylediklerine inanıyor musun? Yoksa Gözde'yi korkutmak için mi salladın? Buray niye sallayayım ya? Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Burak seni hiçbir şekilde bırakmaz yani, öyle mi? Aynen öyle canım. Yanılıyorsun Sevda. Burak seni çoktan bıraktı. Oğlu casusları yelken açtı. Koray ne demeye çalışıyorsun sen? Ne yaptın? Sildin mi dün geceki manzarayı hafızandan ha? Bak Koray. Dün gece sen gittikten sonra Burak geldi, bana her şeyi anlattı. Ya Hayat Hoca'nın evinde mecburiyetten kalıyormuş çocuk. Zaten şimdi Gözde de geldi, aramızda hiçbir şey yok dedi. Sen de inandın öyle mi? Ya Burak Gözde'nin peşinden köpek gibi koşuyor be. Hangi kafadasın sen Sevda? Koray haklı mı diye düşünüyorsun şimdi değil mi? Hiç düşünme. Haklıyım. Söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum Koray. Bir kere ben Burak'ı tanıyorum. Yani Gözde gibi salak bir kızın peşinden koşacak bir çocuk değil o. Biz birlikte büyüdük onunla. Sevda kendini kandırıyorsun, kendini. Koray gerçek bu. Burak beni seviyor. Sen bir görsen dünden beri gönlümü almak için neler yapıyor. Burak sadece beni seviyor. Buyurun yerleriniz. Ben yoklama defterini imzalarken sayfa 86. Toplumcu şiir, serbest nazım. Parçayı okuyun olur mu? Yine aranızda bir pilot var tabii. Kalkıp onu çöpe atar mısın lütfen? Pardon hocam. Teşekkür ederim. Görürsün sen. Yoklama defteri nerede? Niye sende? Arkadaşlar, öğle arasında kantinde parti veriyoruz. İsteyenler gelebilir. Kaynamayın hemen. Ders başladı artık, yeter. Biz de gidelim mi? Oğlum bu malların partisinden ne olacak? Ama yine de bakarız bu nedir ne değildir diye. Ya gidelim işte, biraz dalga geçeceğiz, eğleniriz ha. Asya, sen geliyor musun? Ya siz varsanız gelirim ben de. Asya, beraber gidelim mi? Ben zaten gidecektim de, sen geliyorsan bir daha düşüneceğim Abidin. Hop 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 hop. Yalnız. Satışçılar partiye gelemez. Yasak. Aynen. Ya bilip bilmeden konuşmayın. Neyi bilip bilmeden konuşmayalım Gözde? Her şey apacık ortada. Sattı o bizi. Gelemez. Hayır satmadı. Biri gelmesine engel olmuş. Pardon, ne oluyor burada? Emel, Gözde. Ne kaynatıyorsunuz burada fıkı fıkı? Özür dilerim öğretmen. Özür dilerim hocam. Nedir bu? Görmüyorum sanıyorsunuz. Alayım.
Ne bu liste? Hocam öğle arası kantinde bir parti yapacağız. Ne partisi? Sürpriz parti hocam. Bahse girerim Hayat Hoca da gelir ha. Evet hocam. Gelir misiniz hocam? Hem de sizin gibi güzel bayanlar da gelecek. Şşşt, kıkırdama, gülme. Abidin, sen istiyorsun diye seni kırmıyorum, geliyorum. Acı hayat olurum bak. Hadi. İyi alıştınız ha dersi kaynatmaya. Ne düşünüyorsunuz hindi gibi gereksizler? Sanki düşünme yeteneğiniz varmış gibi. Sana diyor Nadir Efendi, sanki düşünme yeteneği varmış gibi. Burada fikir çıksa çıksa ancak benden çıkar. Boşuna mı bu okulun siyosuyu? Sizden başkasından fikir çıkmaz. Misal, benden çıksa Cerrah Bey'i etkilemek için okula yabancı hoca getirelim derim. Ama çıkmıyor işte, kafa boş. Buldum. Gene ben buldum. Ne buldunuz Sayın Şerif'im? Okula yabancı hoca bulmamız lazım. Çok güzel bir fikir. Sizin CEO yardımcınız olmaktan gurur duyuyorum. Ben de duyuyorum, gururu ben de duyuyorum. Sen niye gurur duyuyorsun? Organizasyon şemamızda yerin bile belli değil Nadir. Şimdi parlak fikri buldum ama bir sorun var, onu çözemiyorum. Bu yabancı hocalar dövizle çalışıyor. Bizim bunu karşılayacak bütçemiz yok. Bunu daha önce tecrübe ettik. İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Cerrah Bey'i yarın okula davet ettim. Yani bu şu anlama geliyor. O İngilizce öğretmenlerinin Cerrah Bey buraya gelmeden önce burada hazır olmaları şart. Ne yapsak acaba? Her şeyi benden bekliyorsunuz. Onu da siz bulun. Hadi yallah. Bakın bana dövizle çalışmayan hoca bulun getirin. Tamam mı? Go. Hadi lan, hadi go. Sayın Şerif, siz hiç merak etmeyin. Yarın sabah masanızın karşısında it gibi dizilecek hocalar ve sizi bekleyecekler. Şerif'im, yarın sabah asıl o ipi ben buraya dizeceğim. Gel lan, gel buraya, gel. Ne oluyor burada? Ha? Bunlar ne? Bunlar ne? Ne oluyor? Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Bir daha gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Ne oluyor burada? Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Kesin be! Koray, sen gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok öyle bir şey. Siz kimsiniz lan dalga geçiyorsunuz benimle? He? Sağdan soldan duyduğunuz şeyi anlamayın. Benim bir yere falan gittiğim yok. Boşuna yapmasınız bu tantanayı. Ya bahsi girerim, partiyi beğenmedi. Oğlum koskoca aslan parçası Amerika'ya gidiyor. Biz daha iyisini yapmalıydık. Doğru. Adam haklı beyler. Yani palyaço falan getirseydik bari. Ya kendisi palyaço oldu zaten. Bırak ya. Benden kurtulmak için yapıyorsunuz ha bunları. Elinizde olsa hayatımı oynayacaksınız be. Sen başkalarının hayatıyla oynuyorsun ya Koray. Hı? O engellediğin transfer benim hayatımdı oğlum. Transferi mi? Nasıl bir insansın ya sen? Tamam ben de. Tamam sakin ol. Transfer engellemiş. Oğlum bak. Bu zamana kadar aramızda sürekli gerginliği tırmandırıp duran sendin. Senin yüzünden vapurdan düştük lan biz. Yumruk yumruğa birbirimize girdik. Artık sana bir ayar vermenin zamanı geldi. Amerika'ya gidiyorsun ya belki adam olursun. Güle güle. Oğlum zaten sana bu okul yaramaz artık. Sen herkesi karşına aldın. Aynen öyle. Sadece bana değil, bütün arkadaşlarıma saygısızlık yaptın. Her fırsatta ezdinizi. Sen herkesin huzurunu kaçırdın Koray. Aslında senin hak ettiğin bir temiz dayaktı ama dua et şiddete karşıyız.
Net. En kötüsü de Zeynep'in yarışmaya katılmasını engelledin. Ne? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey ya. Valla okulun yarışmasıydı o be. Bu insanların suçu ne ya? Senin derdin benimleydi, benimle. Herkesin üstüne çamur gibi sıçradın. Zeynep'le Onur'un yarışmaya katılmasını engelledin de ne oldu? Eline ne geçti engelleyerek? Zeynep'i alıkoydun da ne oldu? Ödülü kaybettik diye bittik mi yani? Heh, bittik mi? Üzüntümüzden öldük mü? Sen sadece kendini küçük düşürdün. Gözde, ben öyle bir şey yapmadım. Kimseyi alıkoymadım. Tabii. Transferi de sen engellemedin değil mi Koray? Sorhan, bir şeyler yap. Ne yapayım Asya? İster inanın, ister inanmayın. Ben Zeynep'i engellemedim. Onunla hiçbir alakam yok. Kesin öyle. Söylesene kızım. Doğruyu söylesene. Ne istiyorsun? Okul dışında bir kere karşılaştık mı seninle ha? Yarışma günü bile görmedim seni be. Söylesene doğruyu. Lan zan. Lan ulan. Onu da yapacak kadar ileri gittim desene pislik herif. Ya oğlum tamam. Bunun için disiplin suç almaya değer mi ya? Sakin ol. Bana iftira atarsınız ha. Çok pişman olacaksınız. Özellikle de sen. İftiracı pislik. Çok pişman olacaksın. Hepinizi mahvedeceğim ben. Bir utanma ya. Rezil edeceğim, rezil. Göreceksiniz. Hadi ol hadi. Hayırdır, nedir bu kepazelik? Arkadaşlar zaferlerini kutluyor hocam. Bakın görün en sevdiğiniz öğrencileriniz ne yapıyor? Benim Amerika'ya gideceğimi sanıp ufacık akıllarıyla alay ediyorlar benimle. Buyurun hocam. Buyurun siz de girin partiye. Devam edin. İyi eğlenceler hepinize. Ama unutmayın. Son gülen iyi güler. Hepiniz göreceksiniz. Ya yürü git şuradan be. Hadi ya yürü git. Goodbye Koray. Bye bye. Ne oluyor? Bana parti parti dediğiniz bu muydu? İndirin bunları. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik? Yakışıyor mu size? Yazıklar olsun. Bak. Koray! Koray! Bak. Dur, nereye gidiyorsun? Burak. Biz sensiz ne yapacağız burada ya? Abinle konuş, ne olur bak bir şeyler yap, gitme. Hem sen gitmek istemiyorsan git. Ya tamam, susun, susun. Benim de kafamda bir şeyler var. Öyle hemen teslim bayrağını çekecek değilim. Oğlum. Sana bu yaptıklarının hesabını sormadan nereye gidiyorsun zaten sen? Yok, o iş kolay da. Bundan sonra Burak'ın değil abi. Sadece Burak'ın değil, hepsinin korkulur yası. Hepsinin. En başta da o Zeynep midir nedir var ya, hani bana iftira atan. Onun. Cezasını çok kötü çekecek. Çok kötü. Aynen. Hocam biz haklıyız, net. Öyle mi? Ve kendinizi böyle ifade ediyorsunuz. Bravo. Siz şu anda haklıyken kendinizi haksız duruma düşürüyorsunuz. Yaptığınız başka hiçbir şey değil. Belki siz bunu yapmasaydınız evine gittiği zaman pişman olacaktı. Hatasını anlayacaktı ama siz onunla aynı dilden konuşarak sadece duruma işlediniz. Başka hiçbir işe yaramadı yaptığınız. Aferin size. Hocam Koray bunu fazlasıyla hak etti. Yani Burak'ın transferini engelledi. Bir de Zeynep'in şarkı yarışmasına çıkmasını da engellemiş hocam. Yani bize bu kadar zarar veren birisinin gidişine tabii ki sevineceğiz. Ne diyorsunuz siz ya? Zeynep'e sorun hocam. Evet hocam öyleymiş. Zeynep? Doğru mu bu kuzum? Evet hocam. Yoksa Zeynep bizi yarı yolda bırakır mı? Onurcuğum, sana sormadım Zeynep'e sordum. Doğru mu bu? Koray mı engelledi seni? Allah Allah. Gördünüz mü hocam? Şimdi izin verin de partimizi yapalım. Hayır efendim. Yok öyle parti marti. Bütün bu saçmalığı hemen toparlıyorsunuz kağıtlar geri dönüşüm kutusuna. Parti bitmiştir. Bu kadar itiraz istemiyorum. Toparlayın haydi. Allah'ım.
anahtarı yine nereye koydum ya? Abla. Canım. Suat'ın doğum günü için markete gidebilir miyiz? Yürüyün hadi ben bırakayım. Yok yok zaten biz yürümek istiyorduk. Burak'la mı? Sen de mi gidiyorsun? Evet yani poşetleri taşımama yardım edecek. Ya hocam Suat'ın doğum günü sonuçta. İzin verirseniz çok sevinirim. İlk para var mı üstünüzde? Yani. Dur. Ay dur peçete değil. Yani. Al tamam bu yeter değil mi? Yeter yeter. Hadi peki geç kalmayın ama. Of kızım böyle suratsız 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 nereye kadar ya? Ya ne oldu neyin var söyle. Boş ver. Ya ne boş ver hep suratsızsın merak ediyorum ne oldu neyin var? Hani sen demiştin ya insanın korktuğu başına gelir diye. Aynen öyle oldu. Ayrılmak üzereyiz. Ne? Şu an hiçbir emoji duygularımı ifade edemez Sevda. Dalga mı geçiyorsun sen? Emel böyle bir şeyle dalga geçilir mi? Ne oldu peki neden? Sence neden? Gözde mi? Aynen öyle. Gerçi Burak inkar ediyor ama Gözde'nin evinden çıktı. Şaka yapıyorsun. Ya şu an şok üstüne şok oldum resmen ya. Ya evden atıldılar diye Hayat Hoca bunları evlerine almış. E mantıklı. Ya mantıklı da bunu bana söyleyebilirdi sonuçta. E kıskanırsın diye düşünmüştür. Vallahi Emel ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bunları uzaklaştırmaya çalıştıkça bunlar daha çok yakınlaşıyorlar. İşte hayatta bazen istediğimiz şeylerin tersi olur. Sen boş ver onu. Biz sinemaya gidelim mi beraber? Hem biraz kafan dağılmış olur, eğleniriz falan. Ha, iyi olur. Olur mu? Festival. Telefonu çalıyor. Benim telefonum melodisi değil ki bu. Ama çantandan geliyor ses. Nasıl yani ya? Kızım bu ne ya? Ya bu telefon piyasaya daha yeni çıktı. Sen bunu nasıl aldın? Piyango falan mı kazandın sen? Emel ben almadım bunu. Nasıl sen almadın? Ben almadım Emel. Ya neyse tamam kafam şişti açsın telefonu. Alo? Sevda. Aldın mı yeni telefonunu? Koray. Ya sana inanmıyorum. Ne yaptın sen? Ya bari eski telefonumun aynısından alsaydım. Ne olacak? Almışken daha iyisini alayım dedim. Güle güle kullan. Yani sağ ol, sağ ol da ben kabul edemem ki bunu. Sevda. Arkadaşların yeterince saçmalıyor. Sen de saçmalama. Hem telefonunu havuza attım. Sana borçlanmış oldum. Bu şekilde de borcumu ödedim. Hepsi bu. Yani daha önceden söyleseydin daha ucuz bir şey al derdim. Bunu bildiğim için ben de telefonu gizlice çantana attım. Neyse. Boş ver bunları. Sen nasılsın? Bir fena değil işte. Asıl sen nasılsın? Amerika yolcusun. İşte. Müsaitsen biraz konuşalım mı bir yerlerde? Olur. Yarım saat sonra buluşalım o zaman. Ama sen önden git olur mu? Şimdi millet yanlış anlamasın. Tamam. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Gidiyor muyuz? Ha Emel. Benim bir işim çıktı. Sonra gitsek olur mu? Ya sen bir sinsicikler peşindesin ama böyle gizli gizli telefon konuşmaları falan. Neyse bir şey demiyorum. Başka zaman yaparız. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Zeynep, Zeynep, ya Zeynep sen beni affettin mi? Ne olur doğruyu söyle. Affettim, affettim. Ya zaten haklıydınız. Benim yüzümden kaybettik yarışmayı. Ya evet de senin suçun değildi. Sarıbaş'ın işiymiş. Biz de bilmiyorduk ki. Hem senin yerin benim için çok ayrı biliyorsun. Biliyorum, benim için de öyle. Seni çok seviyorum. Ya ben vanilyayı buldum da kakao lazım. Kakao burada. Tamam. Başka? Ya diyorum ki yılbaşı spesiyelimi mi yapsam? Yani biraz uğraştırıyor ama Suat için değer bence. Neymiş spesiyeli? Rus salatası. Rus salatası mı? Ben de bir şey sandım. Bir kere mayonezi kendi ellerimle yapıyorum tamam mı? Ayrıca hazır garnitür de kullanmıyorum. Diyorsun. Ya ben zaten seni sinirlendirmek için dedim. Beni sinirlendirmek için ayrıca bir şey yapmana gerek yok ki. Ben zaten sana yeterince sinirleniyorum Burak. Ya
poğaça börek bir şeyler daha mı yapsaydık acaba? Oo, daha çok işimiz var diyorsun yani. Tamam tamam. Sen sütle şeker al, ben de un alıp geliyorum. Şuradaydı galiba.